Efendim merhaba. Merhabalar. Efendim anne oldunuz. Ondan sonra şimdi sizi görüşüyoruz. Nasıl gidiyor annelik? Önce onu soralım. Vallahi çok güzel gidiyor. Yoğun gidiyor. Tabii ki ilk başta insan böyle bir şaşkın oluyor. Hani ne yapacağını bilemiyor. Bütün annelerin ilk başta yaşadığı her şeyi ben de yaşadım. Ben de uykusuz gecelerle böyle bebeğime baktım. Şimdi birazcık daha düzenimi oturttum. Daha her şey yolunda. Gitgide büyüyor. Çok güzel bir duygu tabii ki. Görüyorum mesela konser öncesi otel odasında. Evet, yetişmeye çalışıyorum. Hem işime de geri döndüğüm için tabii iki tarafı da idare etmek hem çok zevkli hem birazcık zor da oluyor ama iki taraftan da ben çok mutlu oluyorum. İşimde de çok mutlu oluyorum. Anne mutluysa bebek de mutlu. O yüzden kızımı da ihmal etmeden evet böyle ufak tefek yetişmeye çalıştığım durumlar oldu. Kuliste bir tane konser öncesi onu koymuştum. Çok keyifli, güzel gidiyor. Artık dediğim gibi düzeni de oturttum. Ondan sonra şimdi yeni bir single çalışmamız var. Önümüzdeki haftalarda videosunu çekeceğiz. Bir şarkı var mı? İsmi belli mi? Yeni bir şarkı. Günaydın adında. Sözümüz Merdar Gürbey'e ait. Tarık İster de düzenlemesini yaptı. Şimdi önümüzdeki hafta inşallah klibini çekeceğiz. Bir 15 gün içinde. Sonra da artık yeni sezon, yeni konserler öyle yoğun devam edecek. Peki eşinizin yardımı oluyor mu? Çok yardım ediyor eşim. Gerçekten o konuda şanslıyım. Yani gece kalktığımızda da hep uyanıyor, yardım ediyor. Gün içinde o işte olduğu için tabii ki artık ancak FaceTime yapabiliyoruz ama akşam gelir gelmez hemen yardıma başlıyor. Altını değiştirebiliyor mu? Altını da değiştiriyordu ilk zamanlar. Şimdi artık ben değiştiriyorum. Ona bırakmıyoruz. Vakit olmuyor çünkü o işte olduğu için ama genelde her konuda yardımcı bana hep yani sağ olsun. Erkekler genelde biraz zorlanır ama o kolay... geliyor mu yoksa? Ya Selim böyle hakikaten bir tam aile babasıymış yani onu bir kere daha anlamış oldum. O yüzden de eli de yatkın, çok şefkatli de bir baba. Kızı da onu çok böyle cilveli cilveli ona böyle yavaş yavaş agular yapmaya başladıkça o da böyle işten koşa koşa eve geliyor. İlk önce baba mı diyecek sizce anne mi? Dün gece denedik biz onu, bir video çekip hatta böyle anneanneyle dedeye yolladık. Vallahi bilmiyorum da baba diyecek gibi duruyor. Güzel baba sever derler. Baba ya. Kız aşkı evet şu an bile hani 2,5 aylık o bakış böyle bir hemen bir gülümsemeler bir şeyler başlıyor. Anneler birazcık daha fazla vakit geçirdikleri için babayla olan vakit biraz daha herhalde kıymetli oluyor. Bakalım inşallah sağlıkla, huzurla büyüteceğiz. Siz babacı mıydınız, anneci miydiniz? Ben de babacı biraz böyle babamla vakit geçirmeyi çok seviyordum. Tabii ki annelerin yeri çok çok ayrı ama ben de biraz böyle hafta sonu kaçamakları babamla işte ufak tatillerimiz falan vardı. Annemle ablam ayrı, biz ayrı. Babayla ben böyle çok güzel vakit geçirmiştim. Annemle ablamla annem olmadığı zamanlar biz babamla kaçamaklar yapardık. Şimdi de tabii ki ikisini de çok seviyorum yani. Kardeşler arası kıskançlık da olur belki. Yani babayı çekemeyebilir. Vallahi nasıl söyleyeyim, benim ablamla aramda 7 yaş var. İlk başlarda tabii ki oluyordu böyle ufak tefek sürtüşmeler ama şimdi artık yaşlar yakın olduğu için ablam da benim hani annem gibidir. Hani bütün ne yapacağımı ona sorarım, akıl alırım. Hakikaten anne gibi oluyor ablam. Evlilikte kadınlar babaya böyle baba karakteri olsun, baba gibi olsun diye ararlar mı erkekte, kocada? Bilmiyorum, öyle bir tez var aslında yani onu söylüyorlar ama eşiniz babanızı biraz benziyor. Babamı da çok seviyorum. Bazı huyları benziyor evet. Onu fark ediyorum böyle babam gibi bir adam sevdim galiba diyorum ben de bazen. Evet söylüyorum. Evet. Bağışlasın. Peki efendim şimdi tabii biraz erken belki ama ikincisini düşünür müsünüz? Onun için çok erken. Vallahi çok erken ama şu an tek çocuk iyi çocuk yani. Benim için tek çocuk iyidir. Şimdi ileride ne olur bilmiyoruz ama şu an için çok erken tabii çalışan daha. Çalışan bir kadın için biraz daha zor. Zor yani hani şu an bir de bu hormonlarla onun için daha hazır tabii ki değilim. Ama hani 1-2 sene sonra bilmiyorum. Belki bir kardeşi olsun o da ister, biz de isteriz. O zaman bakacağız. Şu an için erken. Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.